Merhaba arkadaşlar, ben Bıyıklı Amcanız. Yeni bir video ile karşınızdayım. E, bu videomda Night Online hırsızı artık ağır ceza mahkemesinde yargılanacak ve adalet yerini bulacak arkadaşlar. E, bu videoyu çekmemi bir takipçim istedi, yorumlara atmıştı. 2-3 kere ısrar etti. Ben de çekeyim dedim. E, belki hırsızlıklar azalır, e, belki adalet yerini bulur diye e, sizleri bilgilendirme amaçlı çekiyorum. Şöyle TGRT Haber'de bir haber var. E, diyor ki... E, Mehmet Andız isimli oyuncunun çarı soyuluyor. Bu arkadaş da normal olarak gidip mahkemeye başvuruyor. E, nasıl soyuluyor? E, Telefonuna e, o yüzden dikkat ediyorum. Oyun içinde kimseye numara vermemeye çalışıyorum. En yakınım olsa dahi. E, Discord var, Instagram var... Hani buralardan iletişim varken neden numara verilir birbirine onu da anlamış değilim açıkçası ee, şöyle göstereyim nerede Mehmet ismini e heh. Mehmet andız isimli oyuncu o arkadaşımıza bir SMS geliyor diyor ki şifreni güncelle tarzında e Muhtemelen yakınıdır hırsızlık varsa önce yakınından başlayacaksın e hırsızlığı yapan e senin yakınında seni tanıyan biridir. Hani bu gerçek hayatta da böyle. Oyunda da böyle emin olabilirsiniz. Bir hırsızlıkta önce yakındakiler şüpheli olur ve ilk önce onlar sorgulanır. E, neyse uzatmak istemiyorum. Mehmet Andız isimli arkadaşımızın telefonuna SMS'de e, güncellemesi, şifre bilgilerinin güncellemesi isteniyor. Ve Mehmet Andız siteye giriyor. Eee şifresi Şifre bilgilerini, her şeyini yazıyor ve güncellediyor. Site Night Online'ın birebir aynasıymış. Hani birebir aynasını yapabilecek. Hani çok profesyonel çalışmışlar. Ee, Fırat U. Fırat U şahıslı arkadaş. Arkadaş demeyeyim, şahıs. Ee, şey yapıyor. Ee, birinci şüphelimiz bu. E, i̇lk önce bunu sorguluyorlar. Şüpheli Fırat U savunmasına internet sitesinin sahibi ve yöneticisinin olmadığını belirtiyor. Yani internet sitesini yapım, e, yapan Fırat U'ymuş. E, yine aynı sitenin yöneticisi bana 25 defa giriş yapan Eser Emre B, Burak S ve kaç kişi? Arkadaşlar bunlar çeteler. Babadan oğla çeteler. Tamam mı? Belki ben böyle söylüyorum. <laughs> Risk alıyorum ama... Ee, sıkıntı yok en fazla sayılıyoruz grallar. Ee, bak e, Fırat U da diyor ki bu site bana ait değil diyor. Hani ağır ceza bak şöyle onu da söyleyeceğim ağır ceza mahkemesine yargılanacak. Yani Night Online'daki hırsızlıklar artık ağır ceza mahkemesine yargılanacak. Fırat U diyor site bana ait değil ve e, şüpheliler bayağı kişiler. Burak S, Emre B, Fırat U, Mehmet T A, Volkan Ö. Bak muhtemelen Muhtemelen e, bu Fırat U siteyi yapıyor tamam mı? 3-5 kişi de bu site üzerinde deneme yapıyor. Hani oluyor mu çalışıyor mu tarzında. Hani bunlar e, hırsızlık yapanlar bir kişi değil 3-5 kişi şebeke halinde çarları soyuyorlar. E, şöyle şüpheliler Burak S, es, Eser Emre B, Fırat U, Mehmet A, Volkan Ö hakkında Bileşim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırılacak suçu kapsamında ceza istendi. Şüpheliler ilerleyen günlerde ağır ceza mahkemesinde yargılanacak. Yani arkadaşlar hırsızlık yapmayın. Ağlayan malı kimseyi güldürmez. Böyle bir bilgilendirme videosu istediniz. Ben de sizler için çektim. Ee, başka ne diyeceğim? Buradan Oçiva'ya çok çok selam olsun. Saygı olsun saygılar olsun. Keşke o çıva soyulduğunda da adalet yerini tecelli etseydi. Ee, bu videom bu kadar. Bu videom bu kadar. Unutmayın. Unutmayın. Ee, başkasının 1 lirasını alacağınıza aç kalın. Şerefinizle yaşayın. Daha iyi. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu yükledikten sonra yayına geçeceğim. Hepinizi seviyorum. Gral ve gral içeler.